Selam, umarım iyisinizdir. Sevgili Arsız Ölüm, büyülü gerçekçilik tarzıyla yazılmış bir roman. Büyülü gerçekçilik özellikle 20. yüzyılda Latin Amerika'da şekillenip gelişmiş bir anlatı tarzıdır. Tabii yani sadece Latin Amerika'ya da bunu sınırlandırmak doğru değil bence ama en önemli örneklerini ya da kendi özgün dilini orada bulmuş diyebiliriz. Büyülü gerçekçilik en basit haliyle gerçek dışı ve gerçek olayların bir arada anlatma tarzı diyebiliriz. Birkaç önemli unsur var. Bu unsurlardan bir tanesi özellikle büyülü gerçekçilik anlatımı fantastik ve bilim kurgudan ayıran kısımlardan biridir bu. Gerçek dışı ve gerçeğin bir arada anlatıldığı olaylar her zaman gerçek mekanda geçmektedir büyülü gerçekçilikte. Ya örnek verecek olursak Marquez'in 100 yıllık yalnızlığında Macondo gerçek bir mekandır. Yine Juan Rufo'nun Pedro Páramo'sunda da mekan gerçektir. Bir diğer unsur ise kahramanlar karşılarına gelen yaşadıkları gerçek dışı olayları sanki rutin, her gün yaşadıkları alelade olaylarmış gibi karşılarlar. Yine büyülü gerçekçiliğin biraz daha iyi anlaşılması için belki şu örneği de verebiliriz. Marquez yazarlığına ilk başladığında aslında büyülü gerçekçilikle yazmıyordu. Kendi dilini, anlatım tarzını bulmaya çalışıyordu. Kendi deyimiyle şöyle bir sözü var. Kafka'nın dönüşümünü okuduğumda ilk cümlede Kafka'nın hiçbir açıklama ihtiyacı gütmeden bir cümlede Gregor Samsa'yı bir böcek olarak anlatması, uyandırması bende büyük bir farkındalık ve şaşkınlık yaratmıştı der. Kafka'da da büyülü gerçekçilik unsurları vardır. O yüzden de büyülü gerçekçiliğin sadece Latin Amerika'da ya da belli 20. yüzyıl gibi belli bir zaman sınırında kabul edilmesi bence doğru değil. Sevgili Arsız Ölüm'ü ben bu yıl okudum. Gerçekten çok etkilendiğim bir roman oldu. Bence modern Türk Edebiyatı'nın en önemli eserlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Roman, evet, fazlaca 100 yıllık yalnızlıktan etkilenmiş bir hava var. İlk başlarda böyle düşündüm ama daha sonra romanın kendi özgünlüğünün karşısında aslında bu düşünceden ve hissiyattan çabucak uzaklaştım. Zaten bu da bence normal. Özellikle 70'li yılların sonları ve 80'li yılların başı modern Türk Edebiyatı'nda ilk postmodern eserlerin verilmeye çalışıldığı bir dönem. Böyle durumların olması da bence doğal. Romanda iki anlatım var. Aslında iki bölüm var ve iki anlatım var romanda. Birinci bölüm Taşra'da geçiyor. Aktaş ailesinin Taşra'da geçirdiği zamanlar. İkinci bölümde Aktaş ailesinin şehre geldiği zaman. Birinci bölümde gerçek dışı unsurlar çok daha fazla. Bu tabi taşra hayatının, muhafazakar yapısının yani dışa kapılı yapısının ve içeride üretilen mitin, esatirin ve hayatın aslında orada daha irrasyonel bir çapta devam etmesinin unsurlarından dolayı böyle bir durum var. Aktaş ailesinin şehre gelmesiyle beraber yani irrasyonelitenin yıkılmaya başlandığı ve irrasyonelitenin artık iktidar olduğu alana geldiğinde gerçek dışı unsurların artık yavaş yavaş azaldığını biz romanda görüyoruz. Aktaş ailesinin taşra hayatından şehir hayatına göç etmesini anlatan bir roman. Roman birçok yönden çözümlenebilir ama ben kimlik yönünden romanı çözümlüyorum. Romanda ciddi bir kimlik krizi var. Hem taşra hayatının şiddeti, baskısı hem de şehir hayatının şiddeti, baskısı, yozlaşmışlığı ve karmaşıklığı, çarpık modernitesi kişilerin, bireylerin bir türlü kendi kimliklerini, kendi öz hissiyatlarını bulamamasına sebep oluyor ve gittikçe daha da çarpıklaşan, hatta neredeyse yaratıklaşan ve yok olan, belirsizleşen, tıpkı şehir ve taşra hayatındaki gibi her zaman diri olan bir anomaliye dönüşen bir kimlik krizi var romanda. Bunu hem erkek karakterlerde hem de kadın karakterlerde çokça görüyoruz. Bu kimlik krizi irrasyonel saha, irrasyonel mekan olan taşrada başlıyor. Burada din, kültür, gelenek, töre tarafından irrasyonel hayat defalarca tekrar kuruluyor. Ve belirlenen yani toplumun belirlediği kimlik dışında kişilerin kendi kimliğine bürünmesi hiçbir şekilde izin verilmiyor. Ve büyük bir baskı ve şiddetle buna karşı koyuluyor. Bunun en önemli örneklerinden biri zaten romanın başında. Huvat Aktaş'ın şehirden getirdiği şehirli bir kadının köylüler tarafından, köylü kadınlar tarafından hiçbir şekilde kabul edilememesi, dışlanması, ötekileştirilmesi, hatta fiziksel şiddete maruz bırakılması, ahıra kapatılması bunun en önemli göstergelerinden biriydi Watt'ın eşi Atiye'nin. Ancak o kadınlara benzeyince, yani o kadınlar gibi giyinip, o kadınlar gibi konuşup, o kadınlar gibi tepki verip ve o kadınlar gibi anne olduktan sonra ona ismiyle hitap edilmesi ve romanda da isminin Atiye şeklinde verilmesi bu toplumsal şiddetin
kendi kimliğini bulmaya çalışan, kişilere karşı toplumsal şiddetin en önemli unsurlarından biri. Zaten romanda aşırı derecede bir bedensel şiddet var. Hem psikolojik şiddet var, hem bedensel şiddet var, hem de cinsel şiddet var. Romanda özellikle kadın karakterlerin üzerine toplumun uyguladığı büyük bir eril şiddet var. Yani bu eril şiddeti Latife Tekin çok güzel ele almış. Aslında kadınlar daha çok kadınlara şiddet uyguluyor. Ama eril tahakkümün altında dönüştürülmüş kadınlar bunlar. Atiye'ye geldiğinde Atiye bu kadınlardan biri değildi. Ama bir süre sonra o kadınlar şiddet uygulayarak kendilerine dönüştürdüler Atiye'yi. Ve biz daha sonra romanın devamında Atiye'nin de kendi kızına karşı bu şiddeti uyguladığını roman boyunca görüyoruz. Yine bu toplumsal şiddetin karşısında biz karakterlerin, yine kadın karakterlerin daha çok gerçeklerden kaçıp ya hastalığa ya da hayallere sığındığını görüyoruz. Mesela Atiye karakterini başına bir dert gelse, bir problem yaşasa hastalığa sığındığını görüyoruz. Dirmit karakterinde de, yani kızında da, hayallere sığınma, hayallere kaçma şeklinde bu durumu görüyoruz. Romanda anne olma problemi çok iyi bir şekilde işleniyor. Kadınların anne olduktan sonra aslında özgürlüğünü kaybediyor olmasını içgüdüsel anlamda, yani buradaki kahramanlar, karakterler bunu bilişsel olarak hissetmiyor. O noktada da Latife Tekin çok başarılı bir analiz yapıyor. Kadınlar bunu, diye karakteri mesela, içgüdüsel bir şekilde hissediyor. Bilimsel olmayan yöntemlerle, geleneksel yöntemlerde kürtaj uygulamaya çalışıyor. Özellikle kadın karakterlerin irrasyonel ve rasyonellik arasında gidip geldiğini ve bedenlerinin bu iki durum arasından sürekli sıkıştığını görüyoruz romanda. Örnek verecek olursak, Atiye'nin hamilelik döneminde Hızır onu muhafaza ediyor. Doğum sırasında ermeğe yakın olan bir ak kadın, ya burada işte bu da biraz Türk mitolojisindeki Umay figürüne karşılık geliyor. Geliyor, onu doğurtuyor ve kayboluyor. Kadınların bedenleri, bedeni üzerinde romanda hep irrasyonelite ve rasyonelite her zaman baskınlık kuruyor. İki tarafta da kadın kendi olamıyor, kendi kimliğini ele alamıyor, kendi kimliğiyle tanışamıyor. Bu baskı arasında gidip gelen bir süreç yaşıyor. Atiye ve Dirmit karakterinde bunu çok çok net bir şekilde görüyoruz. Yani Dirmit yaşadığı psikolojik ve şiddet, psikolojik şiddet, cinsel şiddet, bedensel şiddetin karşısında hayallere sığınırken, aynı şekilde annesinin de İşte Azrail'le mücadele etmesi, Hızır'la mücadele etmesi, cinlerle, büyüyle kendini oralarda bulması ve bu baskının buralarda bir anlam bulmaya çalışmasını ve bir şekilde iletişim halinde olmasını görüyoruz. Romanda beni en çok etkileyen ilişki aslında Atiye ile kızı Dirmit arasındaki ilişki. Dirmit İlk önce taşradaki toplum tarafından ötekileştirilen, fiziksel, psikolojik ve cinsel saldırıya maruz kalan ve buna direndiği için, bu çok önemli bir şey, bir noktada şizofreniye doğru sürüklenmiş bir karakter Dirmit. Yani tamamen hayal dünyasında yaşıyor, nesnelerle konuşuyor, eşyalarla konuşuyor, kendi hayalinde uydurduğu hikayeleri gerçekmiş gibi yaşıyor. Annesiyle olan ilişkisi ise Dirmit'in bence en büyük travması. Taşra ve toplum tarafından dönüştürülen Atiye kızına cinsel, bedensel ve psikolojik şiddette bulunuyor. Çünkü toplumun Dirmit üzerindeki söylemleri, örnek veriyor ya da işte gebelik döneminde de oluyor bu işte. Gebe kaldığında Dirmit'e Cinci Hoca var, işte bu kızın bir şekilde hayırsız olabileceğine dair bir öngörüde bulunuyor. Ve bu korku Dirmit'in hem doğduğu, büyüdüğü yıllarca Atiye tarafından taşınıyor, devam ediliyor. Ya da Dirmit'in babasından ya da toplumun belirlediği kadın kimliğine uymayacağına karşı olan korkudan dolayı Atiye yine kızına psikolojik şiddette, cinsel, bedensel şiddette bulunuyor. Anne olan Atiye kendine yazılmış olan kaderi ya da kendi başına gelen durumu bir şekilde kızına da miras olarak bırakıyor. Romanın ikinci bölümü olan şehir hayatında çarpık modernleşmenin, köyden kente programsız göçmenin, kültür krizinin derinlikli halini görüyoruz. Kahramanlar nasıl taşra hayatında taşranın baskıladığı ve uyguladığı kimliğin altında eziliyorsa, şehre geldiğinde de dinin, siyasetin ya da şehrin çarpık modernleşmesinin, çarpık ahlakının altında kimlikleri yine eziliyor ve yine bir belirsizliğe, anomaliye, hatta bir yaratıklaşmaya dönüşüyor. Romanda dediğim gibi, yani özellikle taşradaki toplumsal şiddet
durumu çok gerçekçi ve çok etkileyici şekilde anlatılmış. Beni de romanda en çok etkileyen yerlerden biri buydu. Romanda bir başka unsur da sapkınlık unsuru var romanda. Bu sapkınlık hem fikirsel, psikolojik bir sapkınlık hem de bedensel sapkınlık olarak devam ediyor. Mesela Taşra'da yaşadıkları dönemde Dirmit'in kendi başına özgürce hareket etmesini, gezmesini, ki bu bir kız yani, işte 8-9 veya 10 yaşlarında bir kız. Buna karşı köydeki kadınlar bunu kabul edemiyorlar. Bir kadının ya da bir kızın, çünkü büyüdüğünde kendi belirlenmiş toplum rolüne uymayacağından dolayı bunu bir şekilde hem dini hem de cinsel bir sapkınlık olarak ele alıyorlar. Aslında burada bir psikolojik bir sapkınlık var Taşra'nın uyguladığı. Yine Taşra'da cinsel sapkınlık da romanda pekala çokça ele alınmış durumda. Özellikle işte sarı kız bu ve kişner olan tarafından hem kadınlara hem de erkeklere uygulanan bir sapkınlık var burada. Hatta cinsel saldırı var. Biz bu cinsel saldırıyı işte şehirdeki bölümde yine birçok noktada görüyoruz. En belirgin, en öne çıkan örneklerinden biri oğulları Mahmut'un kadın kuaföründe çalıştığı zaman oradaki yaşı geçkin olan kadınlar tarafından bir şekilde pedofiliye maruz kalması yönünde biz görüyoruz. Genelde romanda evet eril unsurların, toplumsal cinsiyet rolünün kadın üzerindeki baskısı çokça anlatılıyor, ele alınıyor ama aslında sadece bu tek bakış açısından Latife Tekin bunu ele almıyor yani. Erkeğin de bu baskıya maruz kaldığını romanda çokça anlatılıyor. Yani roman boyunca zaten erkeğin evini geçindirmek zorunda olması, işte sızlanmaması ya da erkeğe yakışır işler peşinde koşması, her şekilde erkeğin iktidarını, muktedirliğini elinde tutmak zorunda olması romanda erkek karakterlerin üzerinde bir baskı unsuru olarak sürekli devam ediyor. Bir ilk roman olarak bence Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölümü çok başarılı bir roman. Dediğim gibi modern Türk edebiyatı içinde de önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Beni çok etkiledi. Üzerine çokça okuma yapılması gereken bir roman olduğunu düşünüyorum. Benim anlattıklarım sadece bir kısmı. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.